كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Zaten dedik ya kardeşim, belalar almış başını gidiyor. Ha elhamdülillah, güzel şeyler de oluyor. Ne oluyor mesela? Amerika elhamdülillah taklaya geldi yine. Elhamdülillah fokur diyor. Mis. Trump reis ortalığı karıştırdı. Ülke Ocakları Başkanı Trump. Güzel oldu, güzel. Hoşumuza gidiyor. Elhamdülillah yapsınlar kardeşim ya. Irak'ta bacılarımıza tecavüz eden Amerikan askerleri, Afganistan'da, Pakistan'da, Suriye'de, Keşmir'de, Arakan'da, nerede zulüm altında bir Müslüman varsa onun arkasında Amerika çıkıyor. İki ülkeyi birbirine düşürüp onlara silah satıyor. İşte Allah Celle Celaluhu onların da belasını böyle veriyor. Amerika'nın Senato binasını yağmalılar. Elhamdülillah. Trump reis eylem emri verdi. Reis verdi emri. Verdiler coşku. Elhamdülillah. Güzel oluyor. Çok güzel. Çok güzel oluyor. Süper. Niye? Onlar Müslüman ülkelerden birinin başına musibet geldiği zaman endişeyle izliyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Biz de endişeyle izliyoruz. Gayet endişeliyiz yani. O kadar endişeliyiz şu anda yani. Üzüntüden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama işte sıkıntı ne biliyor musun kardeşim? Biz çok gözümüzde büyüyoruz böyle şeylere. Oo Amerika. Oo bilmem ne. Ne o Amerika, Amerika büyük değil kardeşim ya. Büyük olan Allah Celle Celaluhu ya. Ne Amerika'ymış, ne İngiltere'ymiş, ne Fransa'ymış. Bırak karışsın ya. Yansın ortalık kardeşim. Yansın bırak. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Niye? Elhamdülillah bizim işimize geldi kardeşim. Onlar birbirine düşen Müslümanları görünce göbek atıyorlar. Biz de onların birbirine düşününce göbek açacağız. Bir örnek vereyim. Allah rızası için dinleyin. Amerika mı büyük, Allah mı büyük? Tövbe haşa ve kella. Millet sanki bu kafada yani. Amerika deyince milletin böyle el ayağı titriyor. Aman Amerika. Aman bilmem ne Trump. Bilmem ne bidon. Her neyse. Bak kardeşim. Nemrut dedi ki ey İbrahim, ben dedi bütün güçlerimi, bütün ordularımı toplayacağım. O zaman Nemrut dediğin bütün dünyanın tek hükümdarı, tek. Şu andaki mesela şöyle anlayın. Amerika'nın bütün gemileri, bütün tankları, bütün uçakları, her şeyi, bütün dünya ülkenin bütün silahları Nemrut'ta, o zamanki Nemrut'unda. Nemrut dedi ki ey İbrahim, sen dedi Rabbini çağır. Ben de dedi ordularımı toplayacağım. Bir meydanda karşı karşıya geleceğiz. Savaşacağız. Nemrut bütün ordularını aldı geldi. Arkasında sayısı belli değil. Atlar, develer, oklar, mızraklar, her şey. Ordunun sayısı yok. Bekliyorlar ki İbrahim Aleyhisselam işte onlara göre tövbe haşa Rabbi ile gelecek. Rabbinin orduyla gelecek. Baktılar İbrahim Aleyhisselam tek geliyor. Allah Allah. Nasıl tek geliyor bu? Hani kendi kendine tribe girdiler. Biz bu kadar ordu hazırladık, bu kadar şey yaptık. Bu niye tek geliyor? Zoruna gitti yani. Dediler ey İbrahim, Rabbin nerede? Dedi bekleyin, birazdan geliyor. Birazdan geliyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam tek başına geldi. Karşısında misal olarak diyorum. Şu anda gözümüzde büyüttüğümüz Amerika'nın bütün orduları. Aman ya Rabbi. Hepsi düşüyor. O uçak gemileri, uçaklar, tanklar, füzeleri hepsi Nemrut'un böyle arkasında geliyor. Kocaman bir ordu. İbrahim Aleyhisselam tek başına geldi. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından bir sivrisinek ordusu. Allah Celle Celaluhu bir sivrisinek ordusu yolladı. Ve Nemrut'un her askerinin başına 1 milyon sivrisinek düşüyor. Her askerin başına 1 milyon sivrisinek. Bugün yazın bir tane sivrisinek bizim canımızı çıkartıyor. Hele 3-4 tane sivrisinek ısırınca Allah selamet versin. Yatamıyoruz. Düşün. 10 tane sivrisinek ısırsa 2 gün kendimize gelemeyiz. Nemrut'un bir askerinin kelle başı 1 milyon sivrisinek. Onlar hangi askerin üzerine çökerse onun derisi, eti hepsi sıyrılıyor. Bir kemik olarak yere düşüyordu. Evet. O herkesin gözünde büyüttüğü Nemrut. O Nemrut'un ordusu. O işte herkesin gözünde büyüttüğü Amerika. Allah Celle Celaluhu bir sivrisinekle dümdüz eder.
Ne oldu? Nemrut öldü mü? Ölmedi. Allah Celle Celaluhu ona bir tane topal sivrisinek gönderdi. Dedi ki Nemrut, sana normal bir sivrisinek bile fazla gelir. O sivrisinek Nemrut'un burnundan girdi ve beynine ulaştı. Evet. Ne oldu? O onun beynindeki sinir damarlarına dokundukça kafayı yiyor, çıldırıyor. Kafayı vurunca ağrı geçiyor. Kapıdan biri giriyor, diyor ki efendim bir şey lazım, dur diyor, benden bir şey isteme. Ne oldu? İlk önce kafama tokmakla vur, ondan sonra benden ne istiyorsan iste. Adam içeri giriyor, veziri. Efendim diyor, bir şey var diyor. Yok diyor. İlk önce diyor kafama vur. Tokma alıyor veziri. Kafaya bir tane koyuyor. Ağrısı geçiyor, diyor ki dile benden ne dilersen. Evet, o süper güç Nemrut kendi kafasına vurdura vurdura, kendi kafasını duvarlara vura vura geberdi gitti. O herkesin gözünde büyüttü Nemrut. İşte o herkesin gözünde büyüttü Amerika'da aslında bir pul etmiyor kardeşim. Bak Allah Celle Celaluhu Amerika'yı kasırga veriyor. Fırtına veriyor. Bilmem ne yangınlar veriyor. Ne oluyor? Allah Celle Celaluhu onları böyle işte musibet veriyor ki Amerika'nın ne kadar aciz olduğunu biz anlayalım. Ama bizim kafalar anlamıyor kardeşim. Amerika deyince, Trump deyince, her neyse Trump da gitti. Bidon geldi onun yerine. Ne oldu kardeşim? Aman Amerika'ymış, aman bilmem neymiş. Yok kardeşim. Büyük olan Allah Celle Celaluhu. Tek olan Allah Celle Celaluhu. Güçlü olan Allah Celle Celaluhu ya. Bak, kıyamet alametlerinden bir tanesi nedir? Teknolojiden her şey ortadan kalkacak. İleride, yani kıyamete yakın, Deccal ile Hazreti İsa arasında çıkacak savaşta silahlar kılıç kalkan olacak. Yecüc ile Mecüc'ün silahlarının tamamı mızraklar ve kalkanlar olacak. E o zaman gittikçe teknoloji ilerlediyse bundan sonra onlar nasıl kılıç kalkan dönüyor? İşte ileride teknoloji kalmayacak. İleride kıyamette zaten kıyamet alametlenendir. En pahalı, en kıymetli şey ne olacak? At olacak. At. Çünkü ne? At nedir? Savaş hayvanı. Çünkü tanklar çalışmayacak. Silahlar çalışmayacak. Silahlar kurşun atmayacak. Allah Celle Celle hepsini iptal edecek. Tekrardan eski zamanı dönülecek. İşte bu nedir? Allah'ın gücü kardeşim. Allah Celle Celle dilerse şu zamanda bile her şeyi iptal eder. E bakıyorsun kardeşim, basit bir örnek vereyim ben sana ya. Çok basit bir örnek. Şu anda elektronik. Ha bak, elektronik bize şekil yapıyor oradan. Görüyor musun? Allah Celle Celle, bak şunu bir kapatsa bittik. Ha kapattı. Bak şimdi. Mevzu ne? Allah Celle Celaluhu elektronik sistemi, elektronik sistemle çalışan şeyleri bir iptal etse ne olacak? Çalışır mı? Elektronik şeyle çalışan silahlar ne olur? İptal olur. Bu sefer savaşlar ne olacak? Ne olacak? Büyük harpler olmayacak. Ancak kurşuna dönecek. Uzaktan bilmem ne radar sistemleri, adamın radarını göremeyeceksin. Elektronik lazım, akü lazım, bilmem ne lazım. Çalışmayacak. İşte Allah Celle Celaluhu dilerse hepsini iptal eder. Allah Celle Celaluhu işte bizim bu gözümüzde dağlar kadar büyüttüğümüz Amerika'yı bir anda iptal eder. Bir anda iptal edebilir. Biz Allah'tan korkalım. Amerika'dan korkmayalım.